çıplak arama konusunda, sonrasında talimatla hamile kalınma konusunda gibi çıkışlara imza attı. Haliyle çok tepki gördü. Kadınlardan özellikle çok tepki gördü. Sonrasında tartışmanın başka bir boyutu daha ortaya çıktı. Bu kez geçmişte Özlem Zengin'in bugün söylediklerinin aksine, bugün eleştirildiği sözlerin aksine çok da birçok kadına da, birçok vatandaşımıza da doğru gelen şeyler söylediği de ortaya çıktı. Peki bu değişikliğin sebebi neydi? Aylar önce farklı konuşurken şimdi bu kadar tepki çekecek çıkışlara neden imza atmıştı? Bu yönüyle tartışıyorduk ancak bu yönüyle tartışılmasına pek de izin vermediler. Biri çıktı, mide bulandıran bir hakarete imza attı Özlem Zengin'e. Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret içerikli paylaşım nedeniyle gözaltına alınan kişi Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklandı. Mide bulandıran sözler, bu yönünü hiç tartışmaya gerek yok. Fakat böylesi bir suç isnadının peşine Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanması tartışmaları beraberinde getirdi. Peki böylesi bir suç isnadı yapılabilir miydi? Hakaret içerikli paylaşım nedeniyle gözaltına alınan bir kişi sonrasında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan suçlanabilir mi? Bu tutuklanabilir miydi? Elbette konuşulan bir konuda bu. Şimdi Murat Uysal'ın sosyal medya mesajı gelecek ekranlarınıza ve Murat Uysal'la konuşmaya başlayacağız. Murat Uysal suç vasfı hakaret olarak gösterilmiş. Hakaret yargılamasında tutuklama olmaz. Tutuklama çok ağır bir tedbirdir. Sosyolojik algı bozuluyor. Her bir taraf diğeri için tutuklama istiyor. Bu şekilde toplum huzuru bulamaz, üretemez. Zararı hepimize, geleceğe yazık oluyor dedi. Burada tam olarak anlatılmak istenen nedir? Buna benzer itirazları Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri gözaltına alınıp sonra tutuklandığında da görmüştük. Gözaltı gerekçeleriyle tutuklanma gerekçelerinin birbirinden farklı olduğu görülmüştü. Dolayısıyla bu mesele, yani suç vasfı hakaret olarak gösterilirken hakaret yargılamasında tutuklama olmasına bir hukukçunun itirazı var. Neden bu itirazı yapıyor? Bu süreç nereye gidebilir? Hangi örnekleri karşımıza çıkarabilir? Bu konuyu konuşmaya başlayalım. Murat Uysal'a dönelim, merhaba diyerek başlayalım. Murat Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim aklıma hemen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin de benzer süreçler yaşadığı aklıma geldi. Gözaltı gerekçeleri farklıyken tutuklamaları farklı şekilde öğrenmiştik. Farklı suç isnatlarıyla öğrenmiştik. Şimdi hakaret cezalarına bir itiraz başlığını arttık. Şimdi en başta şunu sorayım. Gözaltı nedeniyle tutuklama nedeni birbirinden farklı olabiliyor mu? Neden bunları görüyoruz biz karşımızda? Şöyle... Aslında baktığınızda gözaltı yapan kurum ve daha sonra savcılık tutuklamaya sevk etmeye tek yetkili kurum. Yani savcılık tarafından tutuklamaya sevk de tutuklama sevk maddeleri iletiliyor. Sulh ceza mahkemeleri tutuklama kararlarını verirlerken savcılıktan gelen talep ve o anda maalesef kendileri suçun vasfıyla alakalı bir değerlendirme yapabiliyorlar. Son zamanlarda gördüğümüz bir şey bu. O yüzden de mesela şu anda bahsettiğimiz konuda benim temel itirazım hakaret suçuna karşı bir tutuklama tedbirinin uygulanması. Hı hı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığına hakaret bizde özel düzenlemeye tabi. Bunun için ayrı bir madde var ceza kanununda. Hı hı. Ancak burada baktığınızda tutuklama konusu tweet Cumhurbaşkanına hakaret mi yoksa Özlem Hanım'a hakaret mi? Bunun arasında bir ayrım yapılması gerekiyor ve bunu da yapacak olan eğer bir iddianame düzenlenirse mahkemesi. Ama bir taraftan da tutuklama tedbirine bakmak lazım. Tutuklama tedbiri CMK'da yani bizim ceza muhakemesi kanunumuzda düzenlenmiş bir 100. maddemiz var. Zaten mahkeme de kararda 100. maddeye dayanmış. 100. maddede katalog suç denilen bazı suçlar sayılmış. Cumhurbaşkanlığına hakaret bile olsa bu o suçlardan değil. Peki. Dolayısıyla kanun diyor ki eğer tutuklama kararı verilecekse bunun için bir, kaçma şüphesi olmalı. Eğer delilleri karartma ihtimali varsa verebilirsin. Tanığı ya da mağduru bir şekilde baskı altına alma ihtimali varsa da verebilirsin. Şimdi bu olayda baktığımızda mağdur Cumhurbaşkanı mahkemenin kararına göre. Doğru. Cumhurbaşkanını baskı altına alması mümkün değil buradaki şüphelinin. Kaçma şüphesi diyor, bir şekilde sosyal medyaya yayınlandıktan sonra
Hatta bir sürü açıklama yapılmış, mahkemeler göreve davet edilmiş. Ona rağmen bakıldığında aslında burada tutuklanan şahıs işte evinde bekliyor, evinden alınmış. Dolayısıyla bir kaçma şüphesine dair somut bir şey de yok ortada. Delil karartma deseniz zaten bir tane delil var, atılan bir tweet orada duruyor. Evet. Artık onu silmesi mümkün değil, bunu götürmesi mümkün değil. Şimdi böyle bakınca tutuklama kararında bir de başka bir şey daha var. Bu biliyorsunuz 2006 yılından sonra bir tartışıldı ve eklendi. Mahkemeler somut deliller göstermek durumunda tutuklama kararlarına. Ne olabilir somut delil? Ya örnek veriyorum. Ya biz bu şahsı havaalanında kaçarken yakaladık. Demek ki kaçabilir. Örnek veriyorum tamamen. Tamam. Şimdi somut delil de yok. Mahkeme ne yapıyor? Mahkeme alıyor. Şimdi yazdığı mahkemenin şu. Diyor ki Cumhurbaşkanlığına hakaret suçu oluşabilir burada. Böyle bir ihtimal var. Dolayısıyla da bunu düşünerek bir tutuklama kararı verelim. Tutuklama kararının CMK 100'deki şartların hiçbirisi yok. Cumhurbaşkanlığına hakaret suçu 1 yılla 4 yıl arasında. Yani üst sınırı 4 yıl. Aleni yapılırsa 1 bölü 6 artırılıyor. Diyelim ki 4,5 yıl. Üst sınırdan ceza verilip verilmeyeceği zaten belli değil. Onu geçiyorum. Dolayısıyla benim buradaki itirazım şu. Tutuklama kararı veren suç ceza mahkemesi yargılamayı yapacak olan, yani bir iddianame düzenlenirse yargılamayı yapacak olan Asliye Ceza Mahkemesi'nin yerine geçip sanki yargılama Cumhurbaşkanlığına hakarete dönüşmüş, buradan sanki çok üst sınırlarda cezalar verilecekmiş gibi karar veriyor. İtirazım bu. Tutuklamanın herhangi bir şekilde bu kadar basit, her önümüze gelen konuda uygulanması benim aslında tweet'te anlatmaya çalıştığım şey de oydu. Hukukun bizlere vermesi gereken temel aslında duygu güven. Yani bizim hepimizin kendimizi güvende hissetmemiz lazım. Bu ülkede yaşarken yaptıklarımızla, söylediklerimizle birisinin herhangi bir şekilde suç işlediğinde ceza alacağını bilmemiz lazım. Ama biz kanunlarla korunan haklarımızın da orada bir yerde durduğunuzu hep görmeliyiz ki güven içinde yaşayabilelim. O yüzden işte Boğaziçi'ndeki çocuklar yurt dışına gitmek istiyor. Programınızın başındaydı. Beyin göçüyle alakalı evet. Bir kısım vardı. Türkiye'de yılda 250 binden fazla insan yurt dışına gidiyor. Şimdi böyle olunca bu toplumun bir şeyleri üretmesi, ilerletmesi mümkün değil. O yüzden de aslında tweetimde ya geleceğe yazık ediyoruz, kendimize yazık ediyoruz diyorum. Çünkü bunun bir de şöyle bir durumu daha var Can Bey. Şimdi Özlem Hanım, Özlem Zengin üzerinden böyle bir şey konuşuyoruz. Ama bunun bir de ters tarafı da olabiliyor. Yani toplum öyle bir alıştı ki tutuklama vakalarına. Artık işte o bir ara süt bidonunun içerisine girip de şey yapan, sosyal medyada yayınlayanlar vardı. Onlar da tutuklanmıştı. Bu da tutuklama gerekçesi olmayacak işler. Mahkemeler şöyle davranmaya başladı. Tutuklayayım ki tutuklamazsam şimdi toplumda infial olmasın. Mahkeme böyle karar vermez. Hukuk böyle çalışmaz. Hukukun şartları vardır. Mahkeme alır, bunları değerlendirir ve karar verir. Benim itirazım bu. Ama asıl bizim hepimizin konuşması gereken şey, böyle devam ettiğimizde hukuk güvenliğini bu kadar aslında sıkıntıya soktuğumuzda toplum olarak geleceğe dair çok ciddi zararlar veriyoruz diye düşünüyorum. Yine kendimize veriyoruz bu zararları. Tam da aslında ben onu soracaktım. Bu arada birkaç vatandaşımızdan da gelen yorumlar var. Peki bu hakaretler anlıyorum karşılıksız bırakılsın demek istemiyor Sayın Avukat ama ne demek istiyor ben tam anlayamadım. Hakaret konusunda cezai müeddiye nasıl olmalı demiş Ayfer Hanım yazmış. Şunu demek istiyorum. Bakın mesela kanunda şöyle düzenlenmiş. Diyor ki eğer bu suç yani bu tweet Mert Yaşar'ın tweeti aleni hakaret suçuysa yani sıradan alelade hakaret suçuysa TCK'da düzenlenmiş. TCK diyor ki bu durumda 2 yıla kadar ceza verebilirsin. 2 yıla kadar ceza vermenin de bir nitelikli halini getirmiş. Eğer kamu görevlisiyse bu sebeple yapıyorsan bunu 1 yıldan az olamaz alt sınırı diyor. Bir de diyor ki aleni yapıyorsan yani sosyal medyadan yapıyorsan 1 bölü 6 oranını da arttır. Eğer Cumhurbaşkanına hakaretse bu 1 yıldan 4 yıla kadar yargılama gerektiriyor ve aleni yapıldıysa 1 bölü 6. Şimdi ben diyorum ki aslında ben bu arada bu tweetle alakalı şahsi düşüncem bu tweet'i tasvip etmiyorum. Tabii ki. Bu tweet'in wordingini, bu tweet'in içeriğini kesinlikle onaylamıyorum. Benim itirazım olan konu şu. Mahkeme yargılamayı yapar bitirir. Örnek veriyorum.
burada Cumhurbaşkanlığına hakaret vardır, ben buna kani oldum, aslında Cumhurbaşkanı için yazmıştır der. Cezayı verir, üst sınırdan alt sınırdan indirimlerini uygular. Onların hiçbirisi şu an için konumuz değil. Çünkü ortada bir yargılama yok. Ve nihayetinde bu kişi ceza alır, bu ceza kesinleşirse zaten infaz kanunu gereği hapse girecekse girer, başka bir denetimli serbestlikten yararlanacaksa yararlanır. Benim itirazım hakarete, bu gibi bir tweet'e mutlaka biz toplum olarak ya da kanunlarımızda getirilen reaksiyonu verelim. Ama tutuklama çok ağır bir tedbir. Tutuklama adı üstünde bir tedbir. Ortada henüz suçun ne için işlendiği, suçun sahiki belli değilken, ya şöyle olursa ne olacak? Mesela örnek veriyorum. Mahkeme şöyle karar verirse, evet burada bir suç gördüm ama bu Cumhurbaşkanlığına hakaret değil de Özlem Zengin'e hakarettir derse, örnek veriyorum ileride. Yargılamanın sonucunda bu durumda, yani. Evet, bu durumda 299'u uygulayamıyoruz. Çünkü 299 sadece Cumhurbaşkanı'na uygulanabiliyor. Bu durumda ne yapıyoruz? Öbür kanuna bakıyoruz, 125. maddeye 3 ay ile 2 yıl arasında. Hadi işte aleni vesaire arttırdık, 2 yıl 4 ay oldu diyelim. Şu andaki infaz kanunumuza göre 2 yıl 4 ay ceza alan bir kişinin tutuklanıp kapalı cezaevine gönderilmesiyle o anda aslında çekeceği cezayı infaz rejimine baktığınızda ceza öyle çıkarsa infaz rejimi çok daha kişinin lehine. Dolayısıyla şunu yapmış oluyor mahkeme. Tutukladım, baştan cezayı verdim sanki. İleride ne çıkacağına bakmadan. O yüzden benim itirazım tutuklama gibi kararların bu kadar rahat, bu kadar toplum baskısı ya da toplumda infial gibi gerekçelerle verilmesine, değilse bu tweet'e ya da buna benzer hakaret içeren, suç işleren eylemlere ceza verilmesin demiyorum kesinlikle. Ama bırakalım, yargılaması yapılsın, savunmaları alınsın, mahkemesi gel. Mesela kanun diyor ki bu suçun diyor yargılamasını Asliye Ceza Mahkemesi yapar. Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Mahkemesi'ne göre üst derecelidir bizde. Şimdi kanun bunu niye diyor? Asliye Ceza Mahkemesi'ni o anlamda daha yetkin görüyor. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yapacağı bir suç vasfını, belirleyeceği bir suç vasfını Sulh Ceza Mahkemesi'nin belirlemesi bana sorarsanız hukuki olarak yanlış ve benim itirazım da buna. Peki, bence gayet iyi anlaşıldı son cevabınızla birlikte. Murat Bey, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için.